Sedef hastalığıyla mücadele ediyorum. Saç diplerimde ve vücudumda çok büyük yaralar var. Lütfen kapatın gözünüzü. Bir film başlayacak. Ne görüyorsun filmde? Ağlayan insanlar görüyorum. Sanki bir ölüm sahnesi var. Bir ayrılık, bir mezarlık görüyorum. Oh. Çok genç bir insan görmeyeceğim. Öldü. Hayatımda ilk defa bir mezarlığa gidiyorum. Onunla konuşuyorum cenazesinin başında. Allah rahmet eylesin. Mekan. Amin. Ağlıyorum. Çünkü çok yapacak çok şey vardı. Çok genç yaşta rahmetli oldu. Çok üzülüyorum. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Çok ağlıyorum. Ve onu mezarlığa defnediyoruz. Güneşli bir gün olacak olmasına rağmen. Gözünüzü açınız. Açtım. Sayın hocam, ben değerli izleyenlerimle bir şey konuşacağım. Konuşacağım şeyi duymanızı istemiyorum. Tamam. O yüzden lütfen başka bir odaya gidin. Yarım dakika sonra gelin. Söyleyeceklerimi duymayın. Tamam, okey. Ve sebep hastalığının sebebi işte genç yaşta görümcesinin kaybına üzülmek. Ve şimdi bize çaresini anlatsın. Geldiniz mi? Geldim hocam. Konuştuklarımı duydunuz mu? Yok, hayır. Tamam. Sayın hocam, lütfen şimdi o sinema ekranına bakın. Şimdi yeşillik, çiçek açmış ağaçlar, bahar ağaçları görüyorum. Her yer yemyeşil. Yerde çimenler var, çiçekler açmış, sümbüller ve nergisler var. Güzel bir yer, güneşli bir gün, ılık bir rüzgar esiyor, kuşlar uçuyor. Güzel bir gün, huzurlu ve mutluyum. Gözünüzü açınız. Açtım. Buyurun hocam. Yüce Allah inşallah şifanızı verdi ve şifaya kavuştuğunuzu biliyorum. Sayın hocam, her şey bu kadar. Peki görümceniz hangi yıl vefat etti? 2016. Evet. İşte siz 6,5 yıldır, 7 yıldır Sedef hastasısınız. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun.